Fıstık. Acıktım mı kuşum? Kuru yemiş mi yiyelim? Ne? Bakalım. Vallahi arkadaşlar bu odaya ne gelirse onun bir tadına bakacak fıstık. Eğer vermezseniz kıyamet kopuyor. Ne yersek illa bir tadına bakacak. Tadını beğenmediği bir şey olunca susuyor, istemiyor. Bir pasta masta oluyor mesela böyle. Veriyorum. Evet, paf yapıyor yiyince. Bak şimdi köfte oraya. Ama tabii bademi, kaju falan acayip seviyor. Nerede kaju? Şimdi büyük parçalar verince arkadaşlar tutuyorum hani sonuçta muhabbet şu hani gagası var kemirebiliyor. Ama fıstık nasıl diyeyim size? Oğlum orada uzanamadın mı? Büyük parçalar verince ya böyle yemiyor arkadaşlar yani nasıl diyeyim size? Parçalamayı seviyor böyle parçalayıp sanki sürekli bitirmeye çalışıyor hiddetle. Ama böyle küçük parçalar verince parçayı alıp yutuyor. Şimdi dostlar bu beslenme konusunda yani bu tarz hani muhabbet kuşunu adam alıyor kafese koyuyor. Bir tane işte ne bileyim muhabbet kuşu yeme alıyor. Veriyor. Ondan sonra da kuş ne kadar yaşıyor? 3 sene, 4 sene ya yaşıyor ya yaşamıyor. Arkadaşlar bu kuşların şimdi kafeste bir canlıyı tutuyorsanız artık bunun her şeyinden siz sorumlusunuz. Bunu besleyeceksiniz. Ve canlının alması gereken vitamin ve mineraller var. Sadece şu tohumlarla, kuru tohumlarla beslerseniz arkadaşlar muhabbet kuşunuz bir sürü hastalığa yakalanır. Ne bileyim bu böbrek yetmezlikleri olabilir. Çünkü şu tohumlar yağlıdır arkadaşlar aynı zamanda. Protein oranı kiminin düşük, kiminin şey. Şimdi tabii karışık tohum veriyorsunuz ama bu hayvan doğada tohumlarla beslenmiyor. Tabii tohum da yiyor ama kendi doğasında daha çok meyve, sebze, yeşil yaprak bu tarz şeyler de yiyorlar. Onun için yani karışık beslemeye çalışın muhabbet kuşunuzu. Al oğlum. Vallahi ben bugüne kadar beslediğim bütün hayvanlara yani ne buluyorsam, ben ne yiyorsam onu vermeye hiç veriyorum arkadaşlar. Vallahi her şeyi de yiyor. Yani çok enteresan uç şeyler de veriyormuş. Burada söylemek istemiyorum. Şimdi birisi ben verdim kuşuma öldüm öldü der. Onun için gerek yok arkadaşlar. Ama sık olarak verdiğim şeyleri söyleyeyim. Maydanoz veriyorum. Çok iyi yıkanma şartıyla. Yeşillikleri çok iyi yıkıyor arkadaşlar. Üzerinde özellikle böcek ilacı falan atmış olabilirler. Direkt hani kuşunuzu öldürebilirsiniz. Allah korusun. Al oğlum. Al fıstıkım. Oğlum. Çık şuradan. Al. Al. Al oğlum al. Bak şimdi. Kafesine elini soktu mu? İstemiyor biliyor musun? Eşek fazla. Arkadaşlar havuç verebilirsiniz muhabbet kuşunuza. Yumurta beyazı, yumurta sarısı verebilirsiniz.
ceviz verebilirsiniz. Ama ceviz biraz acıdır. Hani çok aşırı yemezler. Hadi oğlum gel. Almıyor mu da? Al. Al. Öyle işte badem, fındık, fıstık, ceviz. Yani şu yemlerinin yanı sıra. Bak şimdi artık bak. Bak şimdi artık oynamaya başladı görüyorum artık. Alıyor yerlere atıyor. Alıyor yerlere atıyor. Eşek sıpası alıyor yerlere atıyor. Tırak 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 tırak. Seni yakalarım seni. Seni yakalarım seni. Seni yakalar yerim. Çıtır çıtır yerim seni. Ha? Ha? Bak. Yiyecek mi? Al son bir tane daha yeter. İstiyor musun? Al oğlum. Burada bak. Bak onu görme. Heh, görünce hemen yumurla. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi fıstığın beslenmesinde ben en çok havuç, şöyle karışık yem kullanıyorum. Yani genelde muhabbet kuşu karışım yemler var piyasada. Yetişkin muhabbet kuşu yemi diye satar. Ben açık yem almıyorum arkadaşlar. Kapalı, ambalajlı, yani biraz pahalı geliyor ama böyle daha kaliteli marka yemleri almayı tercih ediyorum. Akabinde ne veriyorum buna? Havuç veriyorum arkadaşlar. Havuç. Haftada bir mutlaka havuç veriyorum. Havuçun içinde bol A vitamini var. Hani yani şu yemin içinde olmayan vitaminler var havuçta. Akabinde ne veriyorum? Marul veriyorum ama marul çok az arkadaşlar. Marul kuşlar çok seviyor ama marul kuşlar için çok tehlikeli. Fazla yerlerse ishal olabilir. Çok sevdiği için ona çok az bir marul veriyorum. Maydanoz veriyorum. Maydanozun özellikle sap kısımlarını veriyorum. Akabinde elma veriyorum arkadaşlar. Armut veriyorum. Muz veriyorum. Muz kabuğunun iç kısmını mesela kemirmeyi seviyor. Ama tabii dışına muzların ilaç atıldığı için kesinlikle o dış kabuğunu kendiniz soyun da verin. Hani bir bıçakla böyle fileto gibi çıkarıp verin. Böyle fındık, fıstık, ceviz, badem. Yani ben ne yiyorsam aslında ona veriyorum yani. Yumurta. Yani bir sürü akabinde insanın yediği yani pilav bile, pilav tanesi pirinç pilavından bile alıp veriyorum diyor. O şekilde istiyoruz arkadaşlar. Böyle bugünlük de şöyle Fıstık Efendi ile bir video çekip sizinle paylaştık. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar.